Yani ben yıllardır söylüyorum zaten bunu. Bence benziyorlar yani. Adam bir yıldır ortaya çıktı ama. Kanka ben önceden tanıyordum onu. Ya zaten. Adamın bir kariyeri vardı. Yıllarca inşa etti. Şimdi adamı başkasına benzetiyorlar. Aynen. Şu an başkası aldı. Bayrağı gidiyor. Evet. Yalnız ben onu bir yıldan önce de tanıyordum. Ha. Hadi Biliyordum. nereden? Gerçi dinliyordum yani. Bayağı şarkıları iyi, yani güzel. İmza isteyen oluyor mu kanka? Yok daha değil. O kadar çıkmadılar. Adam kendisi de canlı müzik yapıyor zaten Antalya'da. Tabii. Vay. Tabii. İşte bu yüzden benzerlikler sıkıcı. Biraz. Tamam. Şimdi konumuza direkt girelim. Hem bizi izleyen seyirciler için hem sizler için bugün bu programda yapmak istediğim şeyi biraz açıklamak istiyorum. Birinci programda söylemiş olduğum gibi bu programın adı Kelam, Kültür ve Kahve. O zaman bizler özellikle seyircilerimiz için bazı zor konular seçtik ve bölümler ilerledikçe daha zor konulara değineceğiz. Ve kısa zamanda bizler her ne kadar ilahiyat profesörü, öğretmen, araştırmacı, kilise önderleri olmasak da sıradan Mesih imanlısı gençler olsak da bu konular hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü bizim de bir fikrimiz var. Bizler de okuyoruz, araştırıyoruz, konuştukça, tartıştıkça birbirimizden öğreniyoruz. Ve doğal olarak tartışacağımız konular olacak. Aynı fikirleri savunmuyor olabiliriz. Ama eğer kelama özellikle bakabilirsek, özellikle birbirimize saygı duyarak bunları tartışabilirsek bence ortak çözümler bulabiliriz, ortak yerlere varabiliriz. O zaman önce kendimizi seyircilere tanıtalım. Benim adım Umberto. Ben Damla. Ben Selami. Ben Batuhan. Ben de Çiğdem. Ve bugün konuşacağımız konu inancımızdan şüphe etmek ne demek? Bir Mesih imanlısı olarak ya da başka inanca sahip olan seyircilerimiz için inancımızdan şüphe duymamız bir suç mu? Yanlış bir şey mi? Yoksa bu bizi araştırmaya götüren, sorgulamaya, soruşturmaya götüren iyi bir şey mi? O zaman bizler sizlere bu soruları iletmek istiyorum çünkü sohbetimizi bu sorulardan devam ettireceğiz. Ama bizler bazı Hristiyan gençler bulduk ve onlara bu iki soruyu sorduk. İlk sorumuz, sen bir Hristiyan olarak inancından hiç şüphe duyuyor musun? Daha sonra onlara dedik ki, genelde, aslında şimdiden bunu söyleyeyim, çoğu hayır duymuyorum dediler. O zaman biz de onlara sorduk ki, tamam madem bu kadar eminsin inancından, bu inancın hayatına nasıl şekil veriyor? Bu inancını sen özellikle bu kültürde, bu coğrafyada nasıl paylaşıyorsun ve nasıl savunuyorsun? O zaman şimdi hep birlikte bu röportajları izleyelim. Daha sonra tekrar geri döneceğiz. Sen Mesih imanlısısın. Evet. İnancından hiç şüphe duyuyor musun? Hiç duymadım. Şüpheye düştüğüm olmuyor ama isyan edebildiğim oluyor. Hani ikisi. Ne gibi durumlarda mesela? Canım çok acıdığı zamanlarda, çok önem verdiğim şeylerin çok büyük hayal kırıklıklarını yaşadığım zamanlarda, elimde olmadan canımın acıdığı zamanlarda yani bunu böyle şeylerde isyan edebiliyorum. Bazen şeytan işliyor. Yani birey olarak acaba doğru yolda mıyım? Veya sadece o da değil. Tamam Tanrı var. Ama İsa var mı acaba? Bazen o sorularla karşılaşıyorum kendi içimde. Ama dua ettiğimde, kutsal kitabı okuduğumda, kardeşlerle paylaştık içinde bulunduğumda bu düşüncelerden uzaklaştığımı fark ediyorum. O zaman da diyorum ki ben doğru yerdeyim. Özellikle ilk iman ettiğimde inanılmaz şüphelerim vardı. Acaba İsa Tanrı değil mi? Acaba ya herkes kafayı mı yedi? Herkes saçma bir şeye mi inanıyor? Yoksa ben de saçma bir şeye mi inanıyorum? Acaba İncil gerçekten doğru söylemiyor mu? Bu tarz şüphelerim ilk başta olmuştu. Ama sonra duayla ve Tanrı'yla daha yakın ilişki kurarak bu şüphelerimi yavaş yavaş kırmaya başladım ve şu an gerçekten hiç şüphem yok. Bir konuda şüphe duyduğum zaman direkt dua ediyorum ve bir önderime soruyorum. Bu konuyu dile getiriyorum. Onlar da yardımcı oluyorlar. Teşekkürler onlara da. Rabbe iman etmeden önceki halimi çok iyi biliyorum. Yani düştüğüm yeri bildiğim için. Şimdi nerede olduğumu da çok iyi biliyorum Rabbim lütfuyla. Ondan dolayı hiç şüphe duymuyorum. O zaman şu an hiç şüphe duymadığın, tamamen sarıldığın, nerede olduğunu bildiğin bir inancın var. Bu Evet. inancını nasıl paylaşıyorsun? Bu inancımı nasıl paylaşıyorum? Kendi kişisel hayatımla harmanlayarak. Yani bir kitabı anlatırsam mürekkebi yani yalanlayabilirler, onu inkar edebilirler ama görünen bir hayatı inkar edemezler. Ve onun için kendi hayatımdan parçalar vererek paylaşma taraftarındayım. Yani Çok güzel. genellikle bu şekilde paylaşıyorum. Durduk yere hey ben işte Mesih imanlısıyım. Duydun mu Mesih ne yaptı?
gördün mü? Yani hiç tanıklık verdiler mi sana diye bir şey soramıyorum. Çünkü insanların yargısını ya da o anda ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama beni tanıyan birine çok daha kolay bir şekilde Mesih'ten bahsedebiliyorum. Çok ama diğer açıdan eğer gerçekten yüreğimde bir ağırlık hissedersem veya biri için dua etmem gerektiğini hissedersem o anda kalkar dua ederim ya da Mesih'i müjdelerim. Tanrı'nın yönelttiği kişiler için dua ediyorum. Tanrı yönetsin ve ortam yaratsın kısacası. Her sabah dualarımdan bir tanesi budur. Rab, kimle paylaşmamı istiyorsan lütfen karşıma çıkar veya beni bir şekilde oraya yönlendir. Her ne olursa olsun, ister Müslüman olsun, ister ateist, ister herhangi farklı inançtan olursa olsun, ne kadar radikal olursa olsun, Tanrı yönettiğini bir şekilde içinde hissediyorsun. Ve hissedince de zaten paylaşmak mecburidir bence. Benim için çok zor inancımı paylaşmak. Çünkü ben üniversite öğrencisiyim. Çok kesin çizgiler olan kişilerle karşılaşıyorum. Ve onlara anlatmakta zorluk çekiyorum. Çok kapalılar, kesinlikle konuşmak istemiyorlar. Hristiyanlıktan uzak durmam ya da Hristiyanlıkla ilgili şeyleri Facebook'ta ya da dışarıda yayınlamamam, konuşmamamla ilgili baskı yaptılar. Ama bunların hiçbirine kulak vermedim. Rabbe bakmaya devam ettim ama şimdi onlar yanıma geliyorlar. O zaman direkt bu soruyu sormak istiyorum size. Şüphe duymamız yanlış mı? Yani ya ben şüphe duymuyorum aslında. İnancımdan. Çünkü kutsal kitabı okuduğumda birçok yerde Tanrı'nın bana ruhu aracılığıyla, oğlu aracılığıyla gösterdiği birçok ayet var. Yani gösterdiği sevgi var ve hani bu yani ne bileyim bu ateistler hadi bunu da açıklasın olayı var yani bunu da kanıtlayın falan dediğinde hani doğaya baktığında yani öyle mükemmel şeyler var ki insan şey diyor resmen yani bunun bilimle hani açıklanması imkansız gibi. Tabii ki de her şeyin bir kulbu var. Her şeye bir şey bulabilirsiniz bu hayatta. Sonuçta aklımızda çok sorular var. Ama ben inancımdan %100 eminim. Peki diyelim ki şüphe duyduk. Şüphe duyduğumuz zaman ne yapmamız lazım? Nasıl bir süreç bu? Yani aslında o röportajda da ilk iman ettiğimiz yıllarda zaten şüphe var yüreğimizde. Yani bu şüpheyle zaten araştırmaya gidiyoruz. Çok doğru. Ama Ali'nin dediği de var. Yani bazı noktalarda bizi çok yanıltacak bilgilerle karşılaşabiliyoruz. Bu bizi şüpheye itebiliyor. Anlık şüphe duyulabilir bir şeydir. Yani bu imandan saptığınız anlamına gelmez. Yani benim hayatımda olduğu gibi bu İsa Mesih'in mitolojik bir kahraman olmasıyla ilgili bir video izledim. Ve bir hafta boyunca bununla ilgili şüphe duydum. Araştırdım ve anladım ki yani aslında hiçbir benzerlik yokmuş. Yani ve ben tavsiye etmeye başladım gençlere. Bu videoyu izleyin, sonra da bu mitolojik kahramanları çok güzel araştırın. Çok yani çok güzel. Şüphe bence inancımızı aslında sağlamlaştıran da bir şeydir. Bir şeyden şüphelenirseniz araştırmaya yeter. Araştırırsanız imanınız daha çok güçlenmeye başlar. Tanrı'da güveniniz yükselir. Kutsal kitapta ben sana bir şey mi söylüyorum? Evet, yani ben aslında burada bir ayet aklıma geldi. Bu İbraniler 11. bölümde. Yani diyor ki iman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Amen. Zaten Tanrı'nın varlığından bu şekilde emin oluyoruz iman ettiğimiz zaman. Biz hepimiz imanlı gençler olarak yani bunu savunuyoruz. Yani eminiz yani bir şeyleri görmüyoruz belki. Yani çoğu zaman görmüyoruz. Tabii örnekler var hani gören, bilim, işiten örnekler var ama hani bizzat bir şey görmüyoruz ama o sevgiyi hissedebiliyoruz. O hani Tanrı'nın hayatımıza sağladığı şeyleri biliyoruz. Mesela benim hayatımda abim çok hastaydı. Çok büyük bir hastalığı vardı abimin. Ve hani doktorlar bize diyordu ki kesinlikle ölecek yani yaşamayacak. Ama biz dua edip Rabb'e güvendiğimizde ki bu imandan kaynaklanır zaten. Yani Rabb bize hani şifa verdi. Rabb bize abimi geri verdi. Yani bence iman bundan geliyor. Kesinlikle. Ve benim çok sevdiğim bir öğretiş var. Diyor ki mesela Thomas'ın örneği var. Biraz buna değinebiliriz. Thomas İsa'nın ben çağıma geldiği zamanki o delinmiş ellerini görmeden inanmam bu söylediklerinizi diyor. Ve o zaman İsa gel Thomas ve dokun ve bak diyor. O zaman bizde şey öğretişi yok bence olmaması lazım. Şüphe duydum. Duymayacağım. Dua edeceğim. İlan edeceğim. Her şey yoluna gidecek değil. Ama eğer bir şüphe varsa
Tanrı'ya git, kelama git, oku, araştır, soruştur ki çözümü bul ve orada kalmasın. Ve bence şüphe yanlış bir şey değil ama bizi çözüme götüren bir şey olması lazım. Ya bir de şöyle bir şey var ama Thomas orada çok şüpheci davrandı. Yani şüpheci olmamız iyidir ama İsa orada ne dedi? Beni gördüğün için mi iman ettin? Beni görmeden iman edenlere ne mutlu? Yani bunu da hani düşünmemiz gerekiyor bence. Yani çünkü görmeden iman etmemiz önemlidir yani. Ama bir bakıma da Tanrı'ya iman ettiğimizde yani iman sadece hani nasıl sınırlandırdığımıza göre değişir ama yani eğer Tanrı'nın buna bir cevap göstereceğine de iman edebiliriz. Yani ben bir mesela bir soru olduğunda kafamda yani Tanrı'ya sormayı tercih ediyorum. Tanrı zaten Yakup 1:5'teydi sanırım söylüyor hani bilgelikte eksik yani varsa o zaman isteyin. Yani Tanrı size vermek istiyor o bilgeliği zaten, o bilgiyi. Yani Tanrı bence bizim anlamadığımız şeyleri bize göstermeye zaten istiyor. Eğer sorarsak o bizi cevaplandıracaktır. Ve bence burada bir genelleme yapmaya ihtiyacımız yok. İşte mucize görmeyeceksin, Tanrı'nın sesini belki duymayacaksın ama kelam sana yeter, bununla iman edebilirsin. Görmeyene şey, belki anlamadan diyenler olabilir. Anlamadan iman edenler ne mutlu. Ama böyle bir genelleme yapmak çok yanlış çünkü Tanrı kişisel bir Tanrı. Damla'nın söylediği gibi Tanrı'ya gidiyoruz ve Tanrı bizi farklı şekillerde ikna ediyor. Mesela ben neden Hristiyanım sorusuna bu şekilde cevap veriyorum. Eğer Tanrı kötü bir Tanrı olsaydı, eğer Tanrı ne bileyim benimle çok ilgilenmeyen bir Tanrı olsaydı, benim mantığıma göre o da mümkün olabilir. Ama bir şekilde tamamen benim mantığıma, benim bildiğim bilime, benim öğrenmiş olduğum şeylere çelişmemesi lazım bütün bunlarla. O zaman bunların hepsinin birlikte gelmesi lazım. Ama başkası der ki, hayır hayat benim için çok zor. Ben işte sevgi görmedim ve benim Tanrı'yı tecrübe etmeye ihtiyacım var. Belki adam bizim kadar ya da benim kadar diyelim, o kadar araştırmacı, ne bileyim tarih sevgisi olan birisi değil. Ama içimde bir şey hissetmem lazım. Tanrı'nın sevgisini yaşamam lazım, bir mucize görmem lazım diye düşünüyor olabilir. Zaten bizim mantığımıza göre olsaydı yanmıştık. Tanrı bizim mantığımıza göre iyi ki değil yani. Kesinlikle. Tamam, o zaman hepimiz aynı sayfadayız. Doğal olarak şüpheyi birçok şekilde tanımlayabiliriz, birçok farklı yere çekebiliriz. Ama inancımız konusunda biz %100 eminiz ne inandığımıza. Şüphemiz yok. Kesinlikle. Amin. O zaman bu kültürde bu kadar sarıldığımız, bu kadar emin olduğumuz bir inancı biz nasıl yaşıyoruz bu kültürde ve nasıl paylaşıyoruz? Şimdi seyircilere de bu soruyu sorduk. Size de sormak istiyorum. Aslında Özgür'ün söylediği söz çok hoşuma gitmişti videoda. İnancımı kendi kişisel hayatımla harmanlayarak, hayatımdan örnekler vererek paylaşıyorum dedi. Yani büyük bir çabayla tek tek gidip ya ben Hristiyanım, ben Hristiyanım, ben Hristiyanım diye gezmiyoruz. Yani evet. Ama bulunduğumuz yerde bir ışık olarak kendi hayatımızda, hareketlerimizde ve davranışlarımızda aynı zamanda sözlerimizde tanıklığımızı vererek aslında paylaşıyoruz herkesle. Bizimle tanışan herkes aslında inancımızı paylaşıyor bizimle. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani müjdeleme yapmama gibi bir lüksümüz yok. Yok. Yani aynen. İsa Mesih göğe alındığında son söylediği şey, yani son buyruğu neydi? Yani gidin öğrencilerim olarak yetiştirin. Amen. Gidin müjdeyi duyurun. Bu bizim en asli görevimiz. Kesinlikle. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani ben düşünüyorum mesela benim babam imanlı değil. Yani onun cennete gidemeyeceğini düşünmek var ya, yani beni çok üzüyor. Hani babamın cennete tabii ki de yani Rabbimiz hala tamamlanmadı, hala devam ediyor. Hala müjdeyi devam ettiriyoruz yaymaya. Ama hani onu düşünmek beni çok üzüyor. Ya da en sevdiğim arkadaşım, ya da sokakta gördüğüm komşum, bakkalım, ne bileyim berberim, kuaförüm. Yani o insanların hani cennete gidemeyeceğini bizimle birlikte düşünmek yani bizi daha çok müjdelemeye itiyor. Çünkü çok seviyoruz onları ve birlikte olmak istiyoruz onlarla. Ali bunu çok güzel söyledi, çok güzel ifade etti. Yani Gözde Ali'ye sordu, zorluk yaşıyor musun? O direkt bambaşka bir yere gitti. Dedi ki, onlar için üzülüyorum. Ve zaman geçtikçe onların neler yaşadığını, nerelere gittiğini görüyorum. Ve
üzülüyorum onlar için ve başka bir kelime bulamadık. Üzülüyoruz onlar için. Aynı senin söylediğin gibi. Yani şey durumu değil, bizim bir misyonumuz var. Bu yüzden bizim gitmemiz lazım ve işte bu bir görev ve bu bir iş değil ama bu bir tutku. Biz öyle bir şey keşfettik ki abi keşke herkes bunun farkına varsa, herkes bu mutluluğu, bu özgürlüğü, bu sevinci, bu ailenin bir parçası olmanın ne demek olduğunu anlasa ama bunun dengesini nasıl kuracağız? Yani bizim böyle bir tutkumuz var ama doğal olarak çok yanlış anlaşılıyor bazen insanlar. Neden bana bunu anlatıyor? Bu bir, bu dindar, fanatik ne söylemeye çalışıyor? Ne düşünüyorsunuz? Aslında bu bir lütuf, yani Tanrı'dan aldığımız sonsuz yaşam bizim için bir lütuf ve karşılıksız aldık, karşılıksız vermemiz gerekiyor. Tanrı'nın sevgisini insanlara aşılamak istiyoruz. Çünkü dediğiniz gibi onların da kurtulmasını istiyoruz. Biz dünyanın ışığı biziz. İsa Mesih öyle dedi. Amen. O yüzden karanlık yerlerde parlamamız gerekiyor. O yüzden mücadele veriyoruz. Evet ama yani bir de şey de var, hani bunu yaparken de lekeleniyoruz yani. Hani bu doğru. Misyonerlik bakış açısı var ya Türkiye'deki bu hani ülkeyi bölmek isteyen, işte insanların arasına ayrım getirmeye çalışan, bilinçsiz insanların beynini çelmeye çalışan hani kitle şu anda biz gibiyiz. Yani öyle düşünüyorlar. Evet. Ama hani ne kadar güzel bir şey olduğunu bilseler aslında. Yani ne kadar iyi bir şey getirmeye çalıştığımızı bilseler aslında böyle düşünmezler yani. Yani benim çok sevdiğim bir örnek var. Bizim Ramazan diye bir abi paylaşmıştı bunu. Yani çocukları olacağını öğrendiklerinde gece saat 3'müş. Ve gece saat 3'te herkesi aramışlar telefondan. Ve demişler ki yani müjde çocuğumuz olacak. Çok güzel. Yani benim büyük bir sevincim var. Ve bu sevinç yüreğimde her zaman kat kat büyümeye devam ediyor. O zaman ben kendi yaşantımda insanlara bunu söyleyebilirim. Müjde Rab yaşıyor. Müjde Rab benim için öldü. Ve benim günahlarımı yıkadı. Ben bunu söylememezlik yapamam. Söylemeden edemem. Yani insanlar bunu bence yanlış anlıyorlar. Yani ve sonra bir laf dönmeye başlıyor. Yani bunlar misyoner, bunlar ülkeyi bölmeye çalışıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ben söylüyorum ki bu ülkeyi benden daha çok seven yani yoktur. Hep çok öyle güzel. Söylüyorum. Yani herkes bunu çok söylemeli. Güzel. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkeyi bölmeye çalışmıyoruz. Ama kendi fikirlerimi de insanlara söyleyebilirim. Yani benim için Tanrı yaşayan bir Tanrı'dır ve senin için de öldü. Bunu söylemek istiyorum. Ve çekinmemeliyim açıkçası. Zaten bir pastaneye gitsen, bir kafeye gitsen, orada hani bir pasta yesen ve çok beğensen demez misin? Ya Damla hadi o kadar güzel bir yer ki hani sen de git. Yani ne bileyim Selami'ye git, orada hani çok güzel şeyler var. Ucuz, ne bileyim hani yani çok lezzetli. Hani herkese duyurmak istersin bunu. Bence aynı şeydi yani bu da. Hani söylemek istiyorsun çünkü elinde bir şey var. Onu vermek istiyorsun insanlara. Yani benim amacım burada bir genellemeye varmak değil ama bir şekilde yüreklerin tartılmasını istiyorum. Mesela senin pasta örneğinden gidelim. Ben bir pasta yediğim zaman o kafeden çıkıp bağırmaya başlamıyorum. Buraya gelin, bu pasta çok güzel, buradaki servis çok güzel, buradaki ortam çok güzel, dekorasyonu çok güzel yapmışlar demiyorum. Tanıdığım kişilere bunu söylüyorum. O zaman eğer özellikle seyircilerin arasında inancını sokaklara gidip anlatan kişiler yanlış mı yapıyor? Sizce? Bence biraz Tanrı'nın yönlendirişine yani dikkat etmemiz lazım yani. Çünkü mesela ben çok arkadaşım var. Çok seviyorum. Gerçekten bazılarını fazlasıyla seviyorum yani. Ve onların iman etmesi için her gün dua ediyorum. Yani onlara gidip demiyorum hani senin iman etmen lazım. İşte Tanrı seni kurtardı. O senin için öldü. Hani bunları söylemiyorum çünkü aslında içimde bir yerde biliyorum. Yani söylersem boşa gidecek ve tam olarak anlamayacaklar söylediğim şeyleri. O zaman ben daha çok şey diye dua ediyorum. Tamam onların yüreklerini hazırla. Hani sen onlara dokun. Sen onlara göster. Hani benim aracılığımla bir şey yapmak istiyorsan beni yönlendir gibi. Evet zaten müjdelemenin 3 tane şeyi var. Yani bir doğrudan müjdeleme var. Bir kilise aracılığıyla müjdeleme var. Bir de dolaylı olarak müjdeleme var. Hani doğrudan olduğunda bizzat insanlara hani kalkıp gidip yani İşte buyurun hani elimdeki pasta ister misiniz? Yani müjde budur, sevgiyi getiriyorum size diye yapmak var. Kiliseye gelen, merak eden kişilere çok hani güzel. Bunu paylaşmak var. Bir de aynı zamanda Damla'nın dediği gibi sevdiğimiz kişilere, etrafımızdaki ailemize, arkadaşlarımıza bunu paylaşmak var. Hani üçünün de
hani birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Yani üçü birbirinden çok farklı ama üçü de işe yarar şeyler. Kesinlikle. Ve bu söylediklerinden şeyi biraz denemek istiyorum. Bunu çok kaçırıyoruz. Diyoruz ki biz insanların Mesih'i duymasını istiyoruz, anlamasını istiyoruz, sevgisini tatmasını istiyoruz. Ama pazar günleri özellikle insanlar kiliseye geldiği zaman o kadar yoğunuz ki bazen insanlar bazı kiliselerde, bazı topluluklarda geliyorlar ve dışlanmış hissediyorlar, garip hissediyorlar, rahat hissetmiyorlar. Oysa bizim görevimiz onları karşılamak, onları anlatmak, onları dinlemek. Çünkü müjde kişisel bir şey. Benim çok yani özel durumlarda paylaştığım bir örnek var ve her ne kadar bazen rahatsız edici olsa da bunun hakkında fikrinizi almak istiyorum. Bir kadın bir gün kiliseye geliyor ve doğal olarak oradaki görevliler ona direkt anlatmaya başlıyor. Tanrı seni çok seviyor. Sen Tanrı için çok değerlisin. Tanrı senin baban. Tanrı sana babalık yapmak istiyor. Ve bu kadın da orada ağlamaya başlıyor. Söylediklerine dayanamıyor. Bağırarak, koşarak çıkıyor kiliseden. Neyse ki başkaları yetişiyor, onu teselli ediyor. Neden? Yani onlar sanıyor ki çok güzel şeyler söylediler bu kıza. Ama belli ki onu incitti. Onu başka bir yere götürdü. Kadın ağlayarak anlatıyor. Babam, ben küçükken bana tecavüz etmişti. Ve her seferinde bana seni seviyorum. Ben senin babanım. Benim için çok değerlisin. Çok güzelsin gibi şeyler söylemiş. O zaman dolayısıyla bu kız bunları duyduğu zaman direkt oraya gitti. Ve bu sefer yani kültürümüzde özellikle babalık çok eksik olan bir şey. O yüzden bizler sürekli söylüyoruz. Tanrı sadece bir efendi, sadece bir Rab değil, sadece egemen değil, aynı zamanda kişisel bir baba. Ama bazen bunu unutuyoruz. Müjde çok kişisel bir şey. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sağlam girdin ya. Yani ben İsa Mesih'i düşünüyorum. O insanlara müjdeyi verirken ne yapıyordu? Sadece söylüyordu, ardımdan gel diyordu ve gidiyordu. Hiçbir şekilde onları zorlamıyordu. Biraz onu örnek almak gerekiyor. Dediğin gibi kişisel olarak müjde vermek gerekiyor. Sonuçta biz tohumu ekeceğiz ama o tohumu yetiştiren, büyüten Rab. Amen. Biz insansal çabalarımızla o insanı kurtaramayız. Ancak Rab yüreğini açarsa gelir. Ama şimdi o müjdeyi paylaşanın da suçu yok yani. Sonuçta hani nereden bilsin adamcağız, evet. Yani kızın böyle şeyler yaşadığını nereden bilsin yani. Ama bilemedim şu anda. Şu anda hiç bilemedim. Bu yüzden Damla'nın demin söylediği bu kadar önemli. Yani bir formül değil ama bu tutkuyu yönlendiren kutsal ruha sürekli danışmamız lazım. Yani ne kadar ilginçtir. Yani insanlar bize sorunlarıyla geliyorlar ve bizler dinliyoruz, anlatıyoruz. Sonra hiçbir şey çözülmediğinde bari dua edelim o zaman. Gidiyor. Ama en başta duayla başlamamız lazım. En başta Tanrı'nın yardımına sığınarak o şekilde devam etmemiz lazım. Evet. Ama bazen şey de oluyor. Yani bizim hayatımızda bizi çok etkileyen bir şey olabiliyor. Mesela o kişi kim müjde veriyordu bilmiyorum ama o baba eksikliğini mesela çok hissettiyse ve daha sonra Tanrı gerçek babasını bulduysa Tanrı'da ve bunu paylaşmak istediyse yani baba yani falan evet, diye evet. Hani bu bence gayet olabilecek bir şey ama sadece cümleleri belki iyi seçmemiz lazım. Yani gerçek bir baba ne demek? O zaman belki onu açıklarsak o zaman aslında o kişinin babasıyla Tanrı babanın hani aynı karakterde olmadığını kesinlikle. Belki bir şekilde anlatabiliriz. Çok güzel. O zaman şimdi biraz daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. İnancımızı paylaşıyoruz. Hı hı. Ama doğal olarak genelde inancımızı paylaştığımız kişiler hem kendi inancımız hakkında fikir sahibi değiller. Hem bazıları genelde kendi inançları hakkında çok okumuş, araştırmış kişiler değiller. Bazen de yani her paylaştığımız kişi Müslüman olmuyor ya da ateist olmuyor. Çok garip şeyler de çıkıyor. Yani daha geçen ay kiliseye geldiler de abi bir satanistiz falan. İşte Ankara'da bilmem ne şeytanın topluluğu falan diye bir yerden geliyoruz diye gençler geliyor. O zaman sizce bizim her ne kadar inancımızdan emin olsak da diğer inançlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olmamız lazım? Ne kadar kendimizi güncellememiz, araştırmamız gerekiyor? Bu ne kadar önemli ya da önemsiz mi? Bence çok önemli. Yani sonuçta o insanların ne düşündüğünü bilmek gerekiyor, empati kurmak gerekiyor. O yüzden onların okudukları kitabı da araştırmak gerekiyor ki ona göre yanıt verebilelim. Benim açımdan en büyük şey ben kendi inancımı iyi bilebilirim.
Benim inancımdan hiç, ben kendim inancımdan hiç şüphe etmeyebilirim. %100 iman ediyorum. Ama aynı zamanda dışarıdan gelecek soruların kaynağının ne olduğunu iyi bilmem lazım. Kesinlikle. Ona göre cevap vermeyeceğim. Yani onun inandığı şeye göre asla cevap vermeyeceğim. Ama onun o düşüncesinin neden buradan geldiğini iyi bilmem lazım yani. Çok güzel. Yani ben diğer inançları çok fazla araştıran biri değilim. Ama Türkiye'de yaşadığımız için yani Müslümanlığı araştırdım. Evet, zaten bir de babam da hani Müslüman olduğu için yani o şeyi verdi bana. Hani o bilgi, dini eğitimi verdi bana. Ama hani ne bileyim yani benim bir bildiğim bir şey var. Yüzeysel şeyleri öğrenebilirim tabii ki de. Ama çok 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 fazla derine daldığında o zaman da hani boğuluyorsun ya. Hani bence öğrenebiliriz tabii ki de. Ama çok 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 da derine dalmamak gerekiyor diğer inançlarda. Neden? Ben buna katılmıyorum aslında. Ben aslında sık sık dediğim her sene oturup Kur'an-ı Kerim'e baştan okuyorum. Ya onu ben de yaptım. O tamam. Farklı bir şey. Hı. Ama şimdi sen gidip ne bileyim işte ya başka bir inancı. Mesela Türkiye'de olduğumuz için Müslümanlık eyvallah. Hani, tamam. hani satanisti de anlarım, ateisti de anlarım tamam. Ama sen gidip işte Hinduistan'daki adamın neydi? Hinduizm mi? Binlerce tanrı var orada. Binlerce tanrısı var. Her birini araştırmaya başlarsan yani kendi kitabını okumaya vaktin kalmaz. Çok doğru. Çok yani. Doğru. Ve belki de bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kilisenin bir beden olduğunu unutuyoruz. Ve hepimizin farklı çağrıları var. O zaman belki Selami ve ben şu an sadece farz ediyorum. İnanç savunması çok büyük bir tutku bizim için. O zaman biz sürekli insanlar bana soru sorsun, araştırsın, zor sorular sorsun. Benim sürekli söylediğim bir cümle var. Ya sen Hristiyan ol, ya abi ben Müslüman olayım. Yani elbet bunların bir tanesi doğru. Eskiden bir, çok eskiden bir deyiş varmış. Bütün yollar Roma'ya gider. İnançlar öyle değil. Yani elbet ki yaratıcıyı, Allah'ı, Tanrı'yı açıklamaya çalışan bir sürü inanç ve felsefe var. Ama gerçekten egemen Rabbin, Tanrı'nın, Allah'ın kendisini açıkladığı bir kelam var. Bir yol var. Ve o yolu bulmamız lazım ki çünkü bir tanesi doğru, diğerlerinin hiçbiri doğru değil. Ama öbür taraftan belki Damla daha çok bir rehberlikçi, bir anne, bir abla, insanların ihtiyacını iyi anlayabiliyor. Mesela ben merhamet etmiyorum insanlara. Benim için siyahtır, beyazdır, bitti. Ve ben sık sık bu hatayı düşüyorum. İnsanları incitiyorum. Neden anlamıyorsun? Bu kadar basit, bu kadar net ama arkasında çok kişisel bir neden oluyor. Ama ne kadar anlatırsan anlat, karşıdaki kişi almak istediği kadar alacak. Bu da doğru. Yani kutsal ruhun yönlendirişi, hani o dokunuşu olmadığı sürece ben Selami imanlı olmasın, ne kadar anlatırsam anlatayım, o almak istediği kadar alacak yani. Çünkü inanmak istediği şey farklı, öğrenmek istediği şey farklı. Yani. Çok doğru, çok doğru. Süremiz dolduğu için yavaş yavaş bitirmemiz lazım ama son olarak eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben sana katılıyorum. Aynı bunu eklemek istiyorum. Yani eğer gerçekten inanç hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan araştırman lazım. İncil okuman şart. Eğer İncil'e karşıyım diyorsan İncil'i oku. Amin. Kur'an'a karşıyım diyorsan Kur'an'ı oku. Amin. Yani eğer ateizmin saçmalık olduğunu düşünüyorsan oku, araştır. Ne gördüklerini, neye baktıklarını anlaman lazım. Ben de her yıl evrim teorisini tekrar tekrar güncellenen her şeyini okuyorum. Yani ve neredeyse belki bir gün boyunca sürekli o videoları izliyorum. Yeni ne bilgi çıkmış ona bakıyorum ve bence bunlar bizim için de değerli şeyler. Kabul etmeyebilirim, kabul edebilirim. Önemli olan şey onu araştırıp öğrenmem ve ona göre kutsal kitaptan bir cevap, uygun bir yanıt vermem lazım. Körü körüne inanmamak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Ve yani en son bir ayet söylemek istiyorum. 1. Timoteus 3.16'dan. Şöyle diyor, kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü, ruhça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada ona iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. Çok teşekkürler Selami. Hepinize çok teşekkürler ve zamanımız olduğu için şimdi programımızı bitiriyoruz. Ama bu programda zor konular konuşmaya devam edeceğiz. Sonraki programımızda bir şekilde bu konuştuklarımızla bağlantılı olacak. Türkiye'de Hristiyan olmak ne demek? Bizler Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar olarak hayat amacımız ne? En çok neyi başarmak istiyoruz? Biz nasıl yanlış anlaşılıyoruz? İnsanlar bizim hakkımızda neler düşünüyor? Bu kültüre göre yaşamaya çalıştığımız zaman her meslek bize uygun mu? Her işte coğrafyanın farklı sıkıntıları neler? Bunlara değineceğiz. O zaman sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.